Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, evet, hepinize geçmiş olsun. 2023'ün ilk Ales'i nasıldı? Ales nasıl oldu? DGS nasıl olacak? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Görüşümü merak ettiğinizi biliyorum. Dolayısıyla ben Ales sonuçlarının, e, sınava giren arkadaşların en azından kendi öğrencilerimizin sonuçlarını yorumlayarak bir de öğrencilerden gelen dönüşlere göre bir e, video çekmek istedim. ALES nasıl oldu arkadaşlar? DGS nasıl olacak? DGS'ye giren öğrencilere ne tür tavsiyelerimiz olacak? DGS 3 ay var. Dolayısıyla neler yapmanız lazım arkadaşlar? Evet başlıyoruz. Şimdi öncelikle Ales'in DGS ile birebir eş olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani Ales'te sadece 150 dakika var DGS'de 135 dakika var ama komple eş bir sınavdan bahsediyoruz. Yani Ales'te sorulan soru türleriyle DGS'de sorulan soru türleri aşağı yukarı aynı zorlukları da aşağı yukarı aynı. Dolayısıyla Ales'e girdiniz ve Ales'ten bir nevi tokat yediniz. Yani girdiniz sınav bu kadar zormuş filan işte matematik var Türkçe var bunlar niye bu kadar zor? diyorsanız arkadaşlar tabii ki bu sınava DGS 3 ay kala size bir uyarı. Ne yapmanız lazım? Demek ki yanlış çalışıyorsunuz veya eksik çalışıyorsunuz. Yetersiz çalışıyorsunuz. Demek ki yeteri kadar emek dökmüyorsunuz. Yeteri kadar deneme çözmüyorsunuz. Peki hocam ne yapmamız lazım diyorsanız arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi öncelikle Ales Türkçe neden bu kadar zor? Yani ÖSYM bunu ne yapmak istiyor ve bu Ales Türkçe ile nasıl baş edebilirsiniz? Ales Türkçe ile baş edebilmenizin yolu arkadaşlar. Her gün kesinlikle bir oturuşta. Bakın ben bunu öğrencilerimin tamamına söylüyorum. Her gün bir oturuşta kesinlikle 60 Türkçe çözeceksiniz. Süre tutacaksınız. Bunu yapmak zorundasınız arkadaşlar. Ve çözeceğiniz kaynaklarda kolay kaynaklar olmasın lütfen. Bilimsel makaleler okuyabilirsiniz. Edebiyat dergileri okuyabilirsiniz. Ales'in dili, DGS'nin dili, Türkçe dilleri, ÖSYM'nin Türkçe dili gerçekten ağır arkadaşlar. Dolayısıyla siz hafif düzeyde kaynaklardan çalışırsanız yeterli olmayacaktır. Roman okumakla hiçbir alakası yok. ÖSYM'nin dili komple edebiyat arkadaşlar. ÖSYM'nin dili komple bilimsel metinler, felsefik metinlerden oluşuyor. Dolayısıyla zor böyle felsefik metinler, bilimsel metinler, edebiyat dergileri okursanız arkadaşlar, Türk Edebiyat Dergisi var mesela onları alırsanız bu Türkçe'de size faydası olacak ve kesinlikle her gün 60 Türkçe çözeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Paragraf ve sözel mantıklara ayrı bir önem vermeniz lazım. Yani Ales'in Türkçesinin bize öğrettiği şey şu. öğrenci ilk 20 soruya kadar çok güzel yapıyor. 20'den sonra artık o paragraflar, sözel mantıklar ciddi anlamda zorluyor. E, piyasada zor kaynakları bence çözmeniz lazım. Ve bolca ÖSYM'nin çıkmış sorularını analiz edin. Yani Ales'te, DGS'de ÖSYM paragraf türlerini aşağı yukarı benzer soruyor nasıl soruyor işte bunları öğrenmeniz ve dolayısıyla bol bol öseğmenin soru dillerini öğrenmeniz gerekiyor sözel mantıklarla ilgili ikili sözel mantık değil de üçlü sözel mantıklar yani yolcu var araba var işte gidiş güzergahı var vesaire bu tür böyle üçlü mantıkların olduğu tabloları iyi oturtabilmek için her gün kesinlikle paragraf ve sözel mantıklar için ayrı bir soru çözmeniz gerekiyor. Her gün 60 Türkçe çözüyorsanız 20 sözel mantık çözmeye çalışın arkadaşlar. Bunu ancak bu şekilde aşabilirsiniz. Başka türlü aşamazsınız. Ağlamak çözüm değil. Evet, Türkçede süre sorununuz var. E, ALES'te bunu gördük. Yani ALES'in Türkçesinin gerçekten zor olduğunu gördük. Türkçede süre sorunu var. Bu süre sorunu çözmeniz lazım. Bunun için de en azından iki günde bir artık deneme çözmeniz gerekiyor ve süre sorununu aşmanız lazım. Denemelere hazırlıklı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer deneme çözmezseniz sadece konu çalışırsanız asla süre sorununu çözemeyeceksiniz. Bunu unutmayın. Ales matematik nasıldı arkadaşlar? Şimdi Türkçenin zor olduğunu söyledik. Türkçenin en azından eşit ağırlık için belirleyici olduğu çok bariz belli. DGS'de de Türkçe çok belirleyici olacak. Ales matematik nasıldı? Ales'in matematiğinin her zamanki gibi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla DGS matematiğinde her zamanki gibi olabileceğini size söyleyebilirim. Matematik matematik gibi soruldu. Yani matematik ne çok kolaydı ne çok zordu. Orta seviye ve genelde problemlerin ve sayısal mantığın ön planda olduğu soru stillerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla yani problem ve sayısal mantığı halledebilirseniz, deneme yaparsanız, hızlı olursanız Ales matematiği çok rahat yapılabilir arkadaşlar. Problem ve sayısal mantık. Biz bunun için her günce birden 20 soru problemden 40 soru sayısal mantıktan 40 olmasa 30 soru arkadaşlar. Yani e, kesinlikle bunları bu şekilde çalışmanız lazım. Yani bence bir çözmeyeyim sadece problem çözym değil. Cebir işte 50 çözeyim, problem 20 çözeyim. Değil arkadaşlar. Cebirden 20, herkes ayarına göre. Cebirden 20, önemine göre. Cebirden 20, problemden 40, sayısal mantıktan 20 olabilir, 30 olabilir, 40 olabilir. Ama bunu her gün yapmak zorundasın arkadaşım. Bunu yapmazsan o sınav sistemine asla adapte olamayacaksınız arkadaşlar. 3 ayınız var. 3 ayınıza ciddi emek verirseniz kesinlikle o alesten yediğiniz tokatın aynısını DGS'ye siz atabilirsiniz. Bol bol deneme çözüyoruz arkadaşlar yani kesinlikle bol bol deneme çözmek zorundayız. Nisan ve Mayıs ayınlarında iki günde bir mutlaka bir deneme iki günde bir deneme çözmeniz lazım. Haziranda her gün bir deneme çözmeniz lazım. Temmuz'a geldiğimizde her gün günlük iki deneme atmamız lazım arkadaşlar. Dolayısıyla bizim 80-100 arası bir deneme çözmemiz gerekiyor ki biz bu sınav sistemiyle baş edebilelim arkadaşlar. Yani en azından Haziran'da 30-40 tane, Temmuz'da da bir 20-30 tane çözerseniz arkadaşlar 70 tane plan yapar. Yani siz Nisan-Mayıs aylarında da ikişer deneme atarsanız arkadaşlar bir 100 deneme yakın deneme çözmüş olacaksınız. Bu da sınav sistemine sizi entegre etmiş olacak. Moralinizi yüksek tutuyorsunuz arkadaşlar. Yani bu sınavın öğrencilere en büyük dezenformasyonu, en büyük sıkıntısı morali bozmaktı. Çünkü alesler tokat gibi geldi. Yani bir kısmı ALES'te mutlu oldu. 70 net üzeri yaptıysa, 75 üzeri yaptıysa mutlu olmuştur ama 70'in altı yapanlar gerçekten moralleri çöktü. Biz morali çökmüş olan öğrenci istemiyoruz. Moralinizi yüksek tutun arkadaşlar. Eğilizden geleni yapmanız lazım. Alın size 3 ay süre. DGS'ye girecek olan arkadaşların ALES'teki tecrübelerini kullanarak DGS'de güçlü girmeleri gerekiyor. Bunun için bol bol ne diyoruz? Deneme diyoruz. Bol bol sayısal mantık, bol bol geometri, bol bol paragraf ve sözel mantık arkadaşlar. Bunları yaparsanız bu sınavı kazanırsınız. Evet yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kal.